Açıkçası maç çok daha farklı bitebilirdi. Bunu bir kere belirteyim. Eğer 3-0'ı bulsaydı, ki direkten döndü o top, Dinamo 3-0'ı bulsaydı, bugün maçla alakalı skor çok daha farklı, yani 4-1'den çok daha farklı olurdu. O gol ve devamlı Neuchâtel'in golü biraz Dinamo'nun hızını kesti. Bu iyi oldu tabii ki, doğal olarak iyi oldu. Yoksa bir gerçekten facia olabilirdi. İkinci bir konu şu, insanlar eleştirebilir, eleştirecekler gayet doğal Koku'yu, takımı. Bence burada eleştirilmesi gereken Koku ve takım değil. Yani birbirini hiç tanımayan, Temmuz Ağustos ayında bir plan yapan ve ardından Eylül ayı ortasıyla bu planı değiştiren ya da değiştirmek zorunda kalan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi futbol tenis gibi değil. Yani öyle bireysel bir spor değil. Futbolda 11 oyuncunun birbirini kusursuza yakın tanınması gerekiyor. Eğer birbirini çok iyi tanımıyorsa bu oyuncu grubu, karşısındaki takım kim olursa olsun, yani kalite olarak çok üst düzey olmasa bile maçı kazanamıyor ve hatta fark yiyebiliyor. Fenerbahçe Vardar'a niye kaybetti? Fenerbahçe Young Boys'a niye kaybetti? Fenerbahçe PAOK'a niye kaybetti? İşte bu yüzden kaybetti. Çünkü Fenerbahçe'de bir önceki sezonun mirası, sistemi hiçbir zaman devredilmedi. Ya da çok az, çok nadirdi devredilen. Belki Zico dönemi zaten orada da başarı geldi. Hatırlayın 100. yıl şampiyonluğu ve devamında şampiyon ligde çeyrek final. Lig şampiyonluğu kaçtı ama özetle şimdi Koku ne yapsın? Yani evet eleştirelim, yanlış tercihler oluyor, birçok yanlış yapıyor ama siz eğer teknik adamınıza kadroyu zamanında vermiyorsanız, değişimleri son anda ligin başlamasına ya da transfer bittikten sonra yapıyorsanız ve hatta lig başladıktan sonra yapıyorsanız herkesin kafası karışıyor. Ya bugün sahaya çıkan 11 bence antrenmanda bile bir arada oynamadı yani. O yüzden bu sonucun ben çok büyük sürpriz olmadığını düşünüyorum. Belki Skrtel olsa bu kadar olmayabilirdi. Savunma hattı biraz daha güçlü olabilirdi ama özetle futbol dediğimiz şey sadece yetenekli futbolcuların, sporcuların bir arada olduğu değil ama aynı zamanda doğru bir kurguda, doğru bir sistemde oynadığı bir oyun. O yüzden Fenerbahçe'nin böyle bir sistemi yok. Ne zaman olur? Bence kısa vadede zor. Yani ilk yarıya kadar Fenerbahçe'nin bu sistemi oluşturması çok zor. Ancak devre arasında eğer Koku devam ederse, devre arasında yapılacak çalışmalarla vesaireyle bu ancak ikinci yarıya yansır ama özetle burada anlatmak istediğim temel konu nasıl Fenerbahçe, Young Boys'a, PAOK'a ve Vardar'a bir şekilde tam olarak hazırlanmadan, kurgusunu oluşturmadan, savunmasını, orta sahasını, o sistemini, yapısını oluşturmadan çıktıysa bugün de Dinamo'ya karşı çıktı ki Dinamo onlardan da iyi takım. Yani daha köklü, daha tecrübeli bu seviyeleri en azından kulüp olarak bilen, sonuç olarak dünyanın en iyi ikinci takımından bahsediyoruz. Hırvatistan'ın takımı, Hırvatistan Ligi şampiyonu yani. Temel sıkıntı bu. Ne kadar kısa sürede toparlanırsa Fenerbahçe ya da bu sistemi, kurguyu ne kadar kısa sürede yaparsa en azından gelecek sene için şansı biraz daha artar ama gerçekten Koku'nun işi pek kolay değil.